İyi geceler. Gole başlıyoruz. Yoğun bir gündem var. Transfer çalışmaları başlıyor ama bugünün gündemi, cumartesi pazarın gündemi Fenerbahçe'deki gerçekten de tarihi kongre. Nebil Evren, Ercan Taner ve ben Emek Ege. Programın ilk bölümünde Fenerbahçe'deki bu tarihi kongreyi değerlendireceğiz. Bantlarımız var. Günü özetlemeye çalışacağız. Ama önce isterseniz bir giriş yapalım. Gerçekten ilginç bir günü geride bıraktı Kadıköy Ülker Stadyumu. Bir maç atmosferi vardı, iki rakip vardı, top karşılıklı geldi gitti, zaman zaman ataklar, zaman zaman defans. Derbi gibiydi. Derbi gibiydi. Hatta bir gazeteci arkadaşımın yorumu var Twitter üzerinden. Birçok maçta, hatta hiçbir maçta bu sezon Kadıköy'de bu kadar yüksek bir atmosfer yoktu. Birisi de diyor ki %50-50 sanki derbilerde eskiden olduğu gibi taraftarın ayrıldı. Çünkü Aziz Yıldırım'ı destekleyenler, Sayın Ali Koç'u destekleyenler karşılıklı geldiler. Zaman zaman ortam gerildi. Gerçekten lafın gelişi olarak söylenmeyen hem etkileri itibariyle hem de gidişatı itibariyle bir tarihi kongreyi yaşıyor Fenerbahçe Kulübü. Çok yakın zamanda Galatasaray da aslında benzer bir kongre yaşadı ama Galatasaray'ınkinden biraz daha farklı. Ercan Taner'den başlayalım. Nasıl bir hava seziyorsunuz siz Sayın Ercan Taner? Bugün bayağı seyrettim. Hatta baştan sona seyrettiğimi söyleyebilirim. Son bölüm biraz bayağı dikkati çekti bence. Sayın Ali Koç'un kürsüye tekrar gelip divan başkanı Vefa Küçük'ün söz vermesinden sonra ki kongreyi en sempatik yöneten divan kurulu başkanı diyebilirim. Şu ana kadar kongreyi kim kazanır bilmiyorum ama genel anlamda evet, kazanan zannediyorum. Çok deneyimli zaten Fenerbahçe camiası açısından duayen. Yanlış söylüyor olabilirim. 3 kere başkanlık seçilme katılıp 3 kere mağlubiyeti var. Sonuncu mağlubiyeti zaten bir oyla. Bir oyla Sayın Aziz Yıldırım'a ama muazzam bir yönetim gösterdi. Bütün muazzam. Gerginliği emmeye çalıştı, adaylara çok eşit davranmaya Bandı. Çalıştı. Esprili de davranıştı. Esprileriyle ortamı yumuşatmaya Havayı çalıştı. Çok iyi yumuşattı. Çok zor bir görevi vardı evet, bugün. Çünkü artık üslup sonlara doğru çok bayağı sertleşti. Ama hakikaten bugünün kazananı en azından gönülleri fetheden isim Vefa Küçük oldu. O kesin. Taraflı tarafsız. Tabii orada değildik. Orada olanlarla tansiyonu ölçmek daha iyi olacak. Televizyondan seyredince bazı perde arkalarını mutlaka kaçırabiliyoruz. Sayın Aziz Yıldırım da Sayın Ali Koç da vaatlerini belirttiler. Son bölümde dediğim gibi gerginlik ve tansiyon bayağı yükseldi bence. Buna artık Fenerbahçe'nin kongre üyeleri karar verecek sonuca. İki sayın aday Ali Koç ve Sayın Aziz Yıldırım yarın ikisinden biri Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı olacak. Sayın Aziz Yıldırım 20 yıldır kulübün başında. Süleyman Seba'nın rahmetlinin rekorunu kırdı çoktan. Evet. Ve tekrar Fenerbahçe Kulübü Başkanı için uğraşıyor. Sayın Ali Koç da tekrar Aziz Yıldırım'ın başkan olmasını engelleyip başkan olmak istiyor. Bu yüzden de çok sıcak bir kongre olacak ve oy sayımı sonrasında neler yaşanacak ben de merak etmekteyim. Tarihi tanımının altı boş değil. Bu bir klişe. Bazen yerli yersiz kullanabiliyoruz. Çok kullanıyoruz, evet. Özellikle maçlarla alakalı. Maçlarla alakalı, sportif bazı, işte başarılarla, derecelerle alakalı. Ama senin dediğin çok doğru. Tarihi kelimesinin altı birkaç açıdan dolu. Neden dolu? Bir kere Fenerbahçe'deki bir kongreden bahsediyoruz. Ama evet denilebilir ki Galatasaray'da da yakın zamanda kongre vardı ama bir yanda 20 yıl bir daha söyleyeyim. 20 yıldır bu kulübü yöneten bir isim var. Sadece Fenerbahçe kulübünü yönetmesi değil, olumlu ve olumsuz, iyileri, kötüleri, doğruları, eksileri, artıları, yanlışlarıyla Türk sporuna da yön veren veyahut da temas eden bir figürden bahsediyoruz, bir başkandan bahsediyoruz. Zaten her başkan tabii ki çok önemlidir kendi camiası için ama özellikle Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, bu lokomotif kulüplerin başkanlarının yaptıkları sadece kendi kulüplerini değil, Türk sporunu etkiler. Olumlu etkileri de olabilir, olumsuz etkileri de olabilir ve bir işin bir tarafı bu. Bir tarafta da karşısında çocukluğundan bu yana kulübe olan aşkını ve bağlılığını dile getiren, beyan eden, 6 yıl yöneticilik yapan ve uzun sayılabilecek bir süredir taraftarın dilinde olan ve
tabii hepsi olmayabilir ama önemli bir kısım taraftan dilinde olan ve artık başkan görmek istedikleri çok güçlü bir figür var. İki güçlü figür, büyük bir camia, 20 yıllık bir geçmiş, gelecek kaygıları hepsi bir araya gelince tarihi bir kongre oluyor hakikaten. Şimdi 20 yıllık geçmiş deyince şimdi genç arkadaşlar, öncesini bilmeyen genç arkadaşlar, belki 90'lı yılları, 80'leri, şimdi 88-89'dan 98'e bir önceki 20 yıllık, 10 yıllık periyodu ve başkanlar Tahsin Kaya, Metin Aşık, arkasından Hasan Özaydın rahmetli, Allah rahmet eylesin, Güven Sazak, Allah rahmet eylesin, Ali Şen, efsane başkan, bugün de çıktı, o da son derece güzel bir konuşma yaptı. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Sürekli kongre olurdu Fenerbahçe'de. Fenerbahçe kongreler kulübü gibiydi. Yani saha içindeki sonuçların en çok sandığa tesir etti ya da genel kurula götürdüğü kulüp Fenerbahçe'ydi. Daha önceki arasında dönemlerde de Emin Can Kurtaran, Didi'nin teknik direktörü olduğu, Faruk Ulgaz unutulmaz, Fenerbahçe kulübü tarihinden yine bahsedeceksek, işte Didi'nin kurduğu teknik direktör olarak Alparslan Eratlı İstanbulspor'dan transfer, Cemil Turan aynı şekilde efsane bir kadro meydana geliyor Fenerbahçe'de. 80'lere geliyoruz ondan sonra. Fenerbahçe kongrelerinde eskiden gruplar vardı. Evet, oraya geldi. Ve o gruplar olayında gerçekleştirdi Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de. Kesinlikle. O gruplarda hangi aday gruplara yakınsa ve hangi grup daha fazla çoğunluktaysa Fenerbahçe kulübünde başkan oluyordu. Ve bu yüzden az önce saydığın isimler meydana geldi arka arkaya. Bol bol kongreler oldu, yaşandı. Ama bu başarıyı tam olarak getirdi mi? Geçmiş döneme baktığımızda söylüyorum, Emin Can Kurtaran, Faruk Ulgaz dönemleri hariç, o büyük başarılar kolay kolay gelmedi. Bu dönemde Fenerbahçe'nin tabii kaçırdığı şampiyonluklar ve bu yüzden de futboldaki bazen başarısızlıkların eleştirilmesi, futbolun bir kulüpte lokomotif olarak kabul edilmesi ve kesinlikle bunun bir kırmızı çizgi olarak değerlendirilmesi, bu kongrenin de bayağı çekişmeli geçeceğini bizlere gösterecek. Genel kurulun ilk günün bir özeti var. Başkan adaylarının vaatlerinin de içinde bulunduğu bir bandımız var. Birlikte seyredelim, ardından devam edeceğiz. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı tarihi kongre başladı. Genel kurulun ilk gününde iki aday ve üyeler konuştu. Zevk içinde televizyonlarda Ali Koç 3 Temmuz sürecinin kırmızı çizgileri olduğunu dile getirdi. Sayın Başkanım, şu konuda lütfen içiniz rahat olsun. Zerre kadar şüpheniz olmasın. Eğer sizin başkanlık döneminizde değil de bir başkasının başkanlık döneminde tazminat savaşı, tazminat mücadelesi verilmesi gerekiyorsa, başta sizin kılavuzluğunuz, rehberliğiniz, abiliğiniz, büyüklüğünüz, liderliğinizle Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yönetici seçilmiş, başkan seçilmiş herkes bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğini, kafa sokacağını, göğsünü sokacağını hiç şüpheniz olmasın. Futbol takımının yönetimiyle ilgili eleştiriler yapan Ali Koç'a Aziz Yıldırım çağrı yaptı. Sayın Ali Koç, burada kürsüde mali konuda açıklama yapacaktın. Sen ne veriyorsan aynısını ben ve yönetimim koyacak. Ve sana teklifim Aziz Yıldırım olarak, sen futboldan çok iyi anladığını veya kurumsallaşma yapacağını söylüyorsun. Buyur buraya gel, futbolu sen al, yönet. Amatör şubeleri, kulübü ben yöneteyim. İkimiz de aynı parayı koyalım bu kulübe. Bu kulüpte bir kişi kazansın, o da kulüp kazansın. Ne sen kazan, ne ben. Ne sen, ne ben. Bu kulüp kazansın. Hodri meydan. Hodri meydan. Ali Koç ise mali konuda hodri meydan dedi. Ne veriyorsanız ben ve yönetim bir fazlasını vereceğim. Siz ne vereceğinizi söyleyin, ben bir fazlasını veriyorum. Kolay gelsin. Yeniden kürsüye çıkan Aziz Yıldırım, mali anlamda projesinin hazır olduğunu söyledi. Sponsorluklarla beraber 150 milyon euro bu kulübe veriyorum. O da gelsin parayı koysun. Ve 1 lira arttırma eksilme yok. Kulübün parası olsun. Kulübün parası olsun. Öyle ben arttırdım, sen arttırdın yok. Rekor katılım beklenen seçimde 26.002 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Oy verme işlemi saat 10'da başlayıp 17'de sona erecek.
Mevcut Başkan Aziz Yıldırım, Başkan Adayı Ali Koç konuşmalarını yaptılar. Son bölüm daha da gergin geçti çünkü evet. Karşılıklı cevaplar vardı. Nasıl değerlendiriyorsunuz konuşmalar? Artık son bölümde en flash şu, ortaya çıkan rakamlar. Bir 150 milyon euro konuşuluyor. Buna karşı verilen bir cevap var. İşte ne veriliyorsa ben daha fazlasını veririm diye. Başkan adaylarından bir hafta boyunca televizyonda da izledim. Bugün tabii biraz ortam gerildiği için belki böyle arka arkaya 150 milyon üstüne ben de 150, 151 böyle konuşulmuş olabilir ama ikisi de önce hizmet diye, kulübe hizmet, Fenerbahçe hizmet diye bir hafta boyunca televizyonlarda konuk oldular, soruları yanıtladılar. Ama bugün ortamın gerilmesi işte bu tarz 150 milyon euroluk vaatlerin bir anda ön plana çıkmasına yol açtı. Fenerbahçe taraftarı tabii ki şampiyonluk bekliyor. Tabii ki kupalar bekliyor, başarılar bekliyor. Ama önceden herhalde artık rahatla iyice iyi yönetilen bir kulüp de bekliyor. Bunu da unutmamak lazım. Yani taraftara hoş gelebilir. Mesela az önce konuşmaları izlerken aklıma şu geldi, size de sordum. Florentino Perez, Real Madrid'in başkanı. İlk koltuğa geldi. Gelmeden önceki seçim vaadi neydi? Figo. Figo'ydu. Herkes dedi ki böyle bir olay olamaz. Barcelona'dan Figo'yu alamaz. Ben dedi Figo ile anlaştım. Beni başkan seçin Real Madrid kulübüne. Figo'yu ertesi gün getiriyorum dedi. Evet. Ve ertesi gün 24 saat sonra Figo Real Madrid ile sözleşme imzaladı. Bu aşama mı iyi diye düşünüyorum ya da futbolda bu olay mı iyi? Bunu ortak masaya da yatırabiliriz. Yoksa daha başka düşünceler mi? Ya Manchester United düşüncesi mi? Şimdi daha diğer düşünceler aslında mi? Aslında Ali Koç'un yaptığı genel değerlendirme ya da olayı ele alma biçimi hem bunu dile de getirdi. Hem tavrıyla, tarzıyla da belli ediyor. Aslında kupalardan, maliyeden ziyade kulübün çok zor bir ekonomik şartlar bir duvarla karşı karşıya olduğunu söyledi çok net şekilde. Ama esas verdiği mesaj hep satır aralarında da direkt olarak marşında bile hiçbir kulüpte olmayan bu dostluk denilen bir kulübün içine girdi. İşte eski futbolcuların isimlerini verdi. Biz bunlarla niye kötü ayrıldık dedi. Ahde vefadan bahsetti. Bunun dışında işte Alex'ten bahsetti. Aslında rakiplere yaklaşımdan bahsetti. Niye herkesle kavgalıyız dedi. Rakiplere saygı duymamız gerektiğini sürekli söylüyoruz ama bunu aslında eyleme dönüştüremiyoruz. Bunu yapmak zorundayız dedi. Kendi aramızda da saygı ön planda tutmalıyız dedi ki o zaten maddi konular bir tarafta, bir de böyle verdiği manevi mesajlar da var sanki. Soyut, elle tutulamayan kavramlara da dokunmaya çalıştı Sayın Koç. Evet, zaten bu seçim kampanyası diyelim işte son bir haftalık süreçte bu konuya çok temas etti. Ama bence bugün iki ana nokta vardı. Bir tanesi 3 Temmuz süreci sonrası bu mesele. Çünkü Aziz Yıldırım'ın özellikle oy isterken en çok altını çizdiği nokta bu oldu. Yargıtay süreci henüz tamamlanmadı. Ben tazminat savaşına devam edeceğim. Hatta bugünkü konuşmasında da hani bunu benim kadar önemsemeyen, benim kadar değer vermeyenler nasıl acaba mücadele edecekler gibi bir cümlede, buna mealen buna benzer bir cümlede sarf etti. Tabii Ali Koç da konuşmasının önemli bir bölümünü, çünkü iki aday birbiriyle çarpışıyor ve burada herkesin artıları, eksileri, kozları var ve bunları birbirlerine karşı kullanmaya çalışıyorlar seçimi kazanmak için. Çok doğal bu. Siyasette de böyledir. Ali Koç da konuşmasının önemli bir bölümünü 3 Temmuz'a ayırdı. Siz merak etmeyin, müsterih olun. Kafamızı koyarız dedim. Siz başkan olsanız da olmasanız da zaten bu da bizim kırmızı çizgimizdir ve bu mücadeleye devam edeceğiz dedi. Bu bence bir, ikincisi de biraz önce konuştuğumuz vaatler kısmı ama o en sona kaldı maalesef ve çok tam da altı doldurulamadı. Yani sen 1 lira fazlasını ver, ben o kadarını verirsem sana ben de o kadar veririm falan derken yani mesela Aziz Yıldırım diyor ki 150 milyon euro sponsorluklarla birlikte 150 milyon euro dedi. Ama bunun belki biraz daha zaman olsaydı, artık sinirler gelmeseydi belki Ali Koç çıkıp soracaktı. Hangi sponsorluklar, bu nasıl olacak diye. Aynı soruyu belki Aziz Yıldırım Ali Koç'a soracaktı. Sen bu vaatlerde bulunuyorsun ama nasıl yapacaksın bunu diye. O kısmını maalesef çok fazla öğrenemedik. Tabii ortada şu da konuşuldu. Şimdi 400 milyon euroluk bir borç var değil mi? Mesela o evet. Sorulabilirdi. Tabii. Ya altları dolmadı dediğin gibi. Ben katılıyorum sana. Evet.
Yani biraz fazla, birazdan gerginlik. Evet, oraya geçeceğiz. Biraz fazla kişiselleşti son bölümde. İster istemez. Evet, ister istemez. Onda geçmişe dönük defter, 2004'e 2005'e giden konular da oldu. Gerginlik de vardı. Zaman zaman diğer üyelerin konuşmalarında da gerginlikler yaşandı. Fenerbahçe yönetiminden İlhan Ekşioğlu bir üyeyle karşı karşıya geldi. Emekliliğini istedi çünkü Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın bir üye. Tansiyon yükseldi. 5-6 bin kişi vardı Fenerbahçe stadında, Ülker Stadyumu'nda. Ve bu gerginlikleri de toparladık Sayın Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasındaki. Sayın Başkanım, çok rahat yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyor, yalan konuşuyor. Fenerbahçe'de genel kurulun ilk günü gergin geçti. Ali Koç'un açıklamaları, alkışlar ve tezahüratların yanı sıra Aziz Yıldırım'a yapılan protestolarla da bölündü. Oturun! Lütfen oturun! Olay yerine gelen Aziz Yıldırım yaşananlara müdahale etti. Ali Bey, ne yapayım abi? Ali Bey, sizin adam... Sayın Koç. Konuşmasına ara veren Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın yanına gitti. Yıldırım'ın sert tavırları dikkat çekti. Ali Koç kürsüye dönerek konuya açıklık getirdi. Arkadaşlar lütfen, başkanımız haklı bu konuda serzenişte bulunuyor. Ben de istemeyerek yaptım, ya bilerek yaptım ama istemeyerek bir tane arkadaşının elini sıkmadın diyor. Haklı, normal şartlarda çok haklı. Ama işler öyle bir noktaya geldi ki kimin elini sıkıp kimin elini sıkamayacağını bilemiyorsunuz başkanım. Ali Koç, üyeler arasındaki tartışmanın uzaması üzerine konuşmasını tamamlamadan bitirdi. Koç kürsüden indi ancak gerginlik devam etti. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aziz Yıldırım'ın konuşması sırasında da tansiyon yükseldi. Ya nedir paylaşamadığımız ya? Yani sandık. Kim seçiliyorsa başkanı oldu. Bitti. Nedir yani? Sayın Aziz Yıldırım, lütfen konuşmanıza başlayın. Lütfen. Adaylar ilk açıklamalarının ardından birbirlerine yanıt vermek için yeniden kürsüye geldi. Üslup sertleşti. Adaylar birbirlerini yalan söylemekle suçladı. Bir kere Sayın Başkanım, çok rahat yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyor, yalan konuşuyor. Konuşmaların ardından genel kurul üyeleri olaysız bir şekilde Ülker Stadı'ndan ayrıldı. Telefon attığımızda Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır var. Çok deneyimli bir isim. İyi geceler Tayfun Bayındır. İyi geceler sevgili Demek Ege. Şuradan başlamak istiyorum Tayfun Bayındır. Şimdi bir teklifi var. Hatta şöyle girizgah yaptı Sayın Başkan Aziz Yıldırım. Ali Koç taraftarlarına da bir yere gitmeyin. Konuşmamız sonunda sizi de çok memnun edecek bir şey söyleyeceğim. Ekonomik konularla alakalı dedi ve biz de bekledik. Ve ağzındaki baklayı deyim yerindeyse söyle çıkarttı. Sayın Ali Koç dedi, gel o kadar biliyorsan dedi. Çok başarılısın ya, biliyorsun futbolu. Futbolun başına sen geç, amatör sporlar bende olsun. Böyle bir yönetim modeliyle devam edelim, var mısın dedi. Bu teklifi siz bekliyor muydunuz? Bu teklifteki amaç ne sizce? Açık söyleyeyim, bu teklifi ben beklemiyordum ve bu teklifi sadece ben değil, orada Fenerbahçe'nin gerçek sahipleri olan delegeler de, taraftarlar da herhalde beklemiyorlardı. Sadece bu teklif değil, hem Sayın Aziz Yıldırım'ın hem de Sayın Ali Koç'un bazı değerlendirmeleri var. Onları da birçok kimse beklemiyordu. Genel soru şu, eğer taraftar ya da fanatik gözüyle bakmıyorsanız bugünle ilgili, bunları daha önceden niye dile getirmediniz? Bunları yapabiliyorsanız daha önce neden yapmadınız noktası. Bir süre önce de Sayın Aziz Yıldırım Ali Bey'le bir araya gelmişti ve bu futbolu yönetme durumunu, organizasyonunu, planını neyse söyleyebilirdi. Belki bunların hepsi final günü, final konuşmaları noktasında son anda ortaya çıkan değerlendirmeler. Ben öyle bakıyorum. Çünkü bir haftadan beri iki başkan adayı da bütün medya organlarını yoğun bir şekilde ziyaret ettiler. Onlarla yoğun bir şekilde temasta bulundular. Kamuoyuna, medya üzerinden yoğun açıklamalar yaptılar ama ilk iki günden sonraki süreç sürekli tekrar oldu. Sürekli aynı şeyleri söylediler. Doğal olarak kongreye bir şeyler kalması gerekiyordu.
Kalanlar da bunlardı bence. Bunların da ne kadar gerçekçi olduğunu açıkçası biraz tartışmak gerekir. Tayfun merhaba. Ben de şunu soracağım. Sen kongreyi takip ettin sabah. Erken saatlerden kongre sona erene kadar. Nasıl bir nabızdı? Özellikle ortamın gerildiği anlar, sen medya tribününden tabii bunlara baktın. Neydi, ne oldu? O perde arkasında yaşananları bir yorumlar mısın bize? Şimdi şöyle söyleyeyim sevgili Ercan. Bir kere kongrenin nabzını buradan çıkarmak oldukça zor. Şöyle düşünün, konuşmacıların tam karşısındaki türbünün sol tarafı Ali Koç'u destekleyenler, sağ tarafı Aziz Yıldırım'ı destekleyenler diye değerlendirilen delegelere ayrılmıştı. Bir kere işin en başından bir ayrım ortaya çıkmıştı. Aralarına bir küçük çaplı güvenlik bariyeri diyelim, barikatı diyelim neyse konmuştu. Oradan baktığınız zaman birazcık Sayın Ali Koç'un tarafları olan delegelerin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu görüntü ya da oradan çıkan sesler, yüksek sesler, yarın yapılacak seçimde Ali Koç'u %1 milyon favori göstermiyor. Ya da tam tersi Sayın Aziz Yıldırım'ı bu seçimi kaybetmiş noktasında göstermiyor. Bu algı bence yanlış, onu söylemem lazım. Çünkü bugün benim izlenimim, bir öğlen vakti yemek için ya da ihtiyaç gidermek için nasıl değerlendirirsiniz? Vefa Bey öyle demişti. Bir buçuk iki saatlik boş an var. O anda yoktum ben ama ondan sonra tekrar geldim. Yani konuşmalar bitene kadar kaldım. Benim gözlemim 1 ila 10.000 arasında sayabileceğimiz eski orta ve orta yaşlı ve yaşlı delegelerden çok az gelen vardı türbüne. Bu da ciddi bir oy demektir. Bu da ciddi bir, açık söylemek gerekirse, bu seçimin sonucuna etkileyecek demektir. O nedenle buradan bir bugün için nabız çıkarmak çok zor. Bu bir gerçek. Ama şöyle bir nabız çıkarabiliriz. Evet, benim bugün gözlemim hem Sayın Ali Koç'un hem de Sayın Aziz Yıldırım'ın korkuları bir parça ortaya çıkmış gibi görünüyor. O da Fenerbahçe taraftarının ciddi bir bölünmüşlük yaşıyor olması. Bugünkü kongrede seçimin sonucunu etkileyebilecek bir cümle sarf edildi mi sizce Tayfun Bayındır? Sarf edildiyse hangisi? Valla ben iki taraf için de seçimin sonucunu etkileyebilecek bir cümle açıkçası görmedim, yakalayamadım. Çok net söylemem lazım. Demin de söyledim, iki tarafta projelerini, planlarını zaten bir hafta boyunca dile getirmişlerdi. Genelde geçmişte Fenerbahçe kongrelerinde şunu transfer ediyorum, bunu getiriyorum, bunu bitiriyorum gibi son dakika değerlendirmeleriyle transfer seçimlerin kazandığını yaşanmışlığımız var. Bir iki üç tane seçimde var. Bunların bir ikisine de Aziz Bey'in dönemine de denk geliyor. Ama şu bir gerçek ki bugün ne Sayın Ali Koç ne de Sayın Aziz Yıldırım açıklamalarıyla kendi taraftarına yeni bir oy çekmediler diye düşünüyorum. Bence bugün konuşmadan önce zaten iki tarafın da delegeleri şekillenmişti. Yani iki tarafa da oy verecekler. Daha bugün sırada gelmeden önce kemikleşmişlerdi. Ortada yüzen gezen oy olduğunu çok fazla tahmin etmiyorum. Çok kişiyle konuştum bugün. Eski üyelerle, delegelerle konuştum. Genç delegelerle konuştum. Benim gözlemim bu. Böyle kemikleşmiş bir yapı görünüyor, açık söyleyeyim. Yani yarın stada gelip son anda şu olsun diyecek delege sayısının çok az olduğunu düşünüyorum ve bunların da seçimin sonucunu çok etkileyeceğini sanmıyorum. Ya ortaya şu çıkıyor o zaman, delegeler artık bugün itibariyle kime oy atacaklarını kafalarında belirlemişler. Yarın gelecekler, bir son an değişikliği olmayacak, oylarını atacaklar diyorsun. Ben aynen Ercan, aynen öyle. Pardon Ercan, sesine çok benzettim. Aynen öyle. Bir şey daha söyleyeyim size. Benim yine kendi kişisel gözlemim bu. Eskiden sadece Fenerbahçe için değil, birçok diğer büyük kulüplerde de bu vardır. Listeler etkili olabilirdi. Hani listeye çok özel bir iki isim koyardınız ve o isimler ciddi bir oy getirisine sahip olabilirlerdi. Bu iki listeye de bakın, bu iki listede de
böyle isim yok denecek kadar az. Yani Sayın Ali Koç listesine şunu aldığı için artı bir şu gruptan, şuradan buradan 500 oy geliyor diye bir şey yok. Benim gözlemim olarak söylüyorum, bunu bir kez daha anlatayım. Ya da Sayın Ali Koç'un, Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinden kardeşi Ali Yıldırım'ını çıkartarak bir başka yapıyı ortaya çıkarttığı mantığı da kesinlikle ortada görünmüyor bence. Şunu söylemekte fayda var. Bu kongrenin son anındaki final noktasındaki son konuşmalar var ya, hani sataşma karşılığı alınan kısa sözlü konuşmalar, aslında orası Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu yapıyı bize çok net gösterdi. Bence delegenin oradan bakması gerekiyor. Uzun bir süreden sonra Fenerbahçe camiasında rakamların konuşulduğunu gördük. Bu ne kadar Fenerbahçe camiası için sevindiricidir tartışmak gerekir. Soru şu, iki taraf için de bunu sorabilirsiniz. Böyle bir yapısı varsa bu Fenerbahçe'nin, ya bu kadar bir ekonomik yapısı ortaya çıkabiliyorsa 400 milyon eurolar civarındaki bu borca neden izin verildi? Mesele bu. Üslupla ilgili zaman zaman limitlerin zorlandığını gördük. Hatta yani çok ince çizgi üzerinde yüründü Sayın Aziz Yıldırım. Sayın Ali Koç da ikinci kere çıktığında biraz sanki kontrol, çünkü çok daha sakin, çok daha kontrollü konuşmaya çalışırken Sayın Koç, hatta Sayın Aziz Yıldırım da çok alışık olmadığımız şekilde uzun konuşmasını okuyarak gerçekleştirdi. Üslup konusundaki yaklaşıma nasıl bir değerlendirmeniz olacak? Sevgili Emek, bir kere görünen şu, Sayın Aziz Yıldırım bir metin hazırlamış seçimden önce, pardon kongre bu konuşmadan önce, onu gördük orada. Sonra Ali Koç'un konuşması üzerine eklemeler yapmış. Biliyorsunuz konuştu bitirdi, sonra ben devam edeceğim diye konuşmaya cevap olarak irticaim şeyler söyledi. Artı Sayın Ali Koç'un konuşmasının girizgah bölümü, ki bayağı uzundu, Sayın Aziz Yıldırım'a övgülerle doluydu, farkındaydı. Kendi dönemini, o dönemini, yaptıklarını falan teşekkür ederek gitti. İki konuşmanın başlangıcı ve belki de orta noktasına kadar geldiğiniz noktada bence seviye son derece üst seviyedeydi. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün başkan adaylarına yakışır seviyedeydi. Fakat giderek sonra bu seviye, hele ki son bölümde, biraz şaşırtıcı noktada bence çığırından çıktı. Beklenmedik noktalara geldi. Bundaki ana nokta bence Fenerbahçe taraftarının, ki taraftar demeyelim artık, delegelerin. Çünkü orada delegeler oturuyordu. Delegelerinin kendi başkan adaylarıyla ilgili söylemleri ve onun sonrasında ortaya koydukları tezahüratların etkisiydi bence. Hem Ali Koç'un konuşması belli noktalarda, hem Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşması belli noktalarda sevinçsiz tezahüratlarla, olmadık tezahüratlar durdurulunca bence seviye orada biraz daha başka noktaya geldi. Sayın Aziz Yıldırım'ın tepkisi, taraflara tepkisi. Sayın Ali Koç'un türbünden aşağı atlayıp kenardaki önünde delege kartı olanlara olan tepkisi bence son derece şaşırtıcı ve beklenmedikti. Bu gerginlik açıkçası bu kongrenin belki de en çok dikkat çeken bölümü, kongrenin seviyesiyle, üslubuyla ilgili de en çok üzerinde konuşulması gereken bölümü. Giderek çirkinleşen noktadaydı ki bence iyi bir yönetim yapan Vefa Küçük'ün, Sayın Küçük'ün araya girmesiyle bir ölçüde engellendi. Ama Fenerbahçe Kongresi'nin hele ki 25-26 bin kişiyi konuk etmesi beklenen, yani delege anlamda konuk etmesi beklenen stada taşınan kongrenin birincisi, yani bu ölçüdeki kongrenin birincisinde bu görüntüler açıkçası çok hoş değildi. Onu söylemem lazım. Çok teşekkürler Tayfun Bayındır. Bütün gün kongreyi, Fenerbahçe Kongresi'ni Ülker Stadyumu'nda takip etti. Yarın da muhtemelen takip edecek. Yine uzun bir gün olacak. Tayfun Bayındır'ın şu liste konusunun altını çizelim. Böyle. Evet, liste konusu güzel bir tespit ama yani hep ne diyoruz? İki güçlü figür var zaten ortada. O yüzden yani bu liste haberleri normalde seçim yaklaşırken artık gazetelerde, televizyonlarda işte Aziz Yıldırım listesine şunu aldı, Ali Koç listesine bunu aldı
bu ismi aldı gibi bu haberler bile yapılmadı dikkat ederseniz. Yani bırakın bugün listeleri merak edip etmemeyi, bu haberler bile yapılmadı. Çünkü çok güçlü iki figürden bahsediyoruz Fenerbahçe adına. Aynı kanaatteyim. Başkanların yarışı. Direkt. Evet diyebilir. Başkanların yarışı. Yönetim kurulları gerçekten önemlidir. O arkadaşlarınızla beraber yola çıkacaksınız. Kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe 3 yıl hizmet edecek. Ve belki de devamı gelecek. Ama yönetim kurulu gerçekten çok önemli. Fakat buna rağmen Nebil'in açtığı konuya ben de bir araya girerek bir yorum yapmak istiyorum. Ortada sadece iki figür var. Aziz Yıldırım ve Ali Koç. Peki temsil ettikleri belirli... Çok önemli kişiler var listelere bakıldığında. Çok önemli. Ama taraftar diyor ki bir bölüm Aziz Yıldırım kazansın. Diğer bölümde Ali Koç kazansın. Yönetim kurulunda o varmış, bu varmış. Aa bakın o da varmış. Öyle bir yorum yok şu anda. Kongreye damga vuran sloganlardan birisi de Fenerbahçe her zaman taraftarındır şeklinde bir slogan var. Fenerbahçelilerin herhalde son dönemde özellikle rahatsız olduğu konu bu. Sayın Aziz Yıldırım'ın tribünlerle zaman zaman yaşadığı çekişme, hatta geçtiğimiz gün katıldığı bir programda da yeni sezonda tribünleri ben ele alacağım, ona göre düzenlemeler yapacağım şeklinde bir açıklaması da var. Bu slogan da kongreye damga vurdu. Fenerbahçelilerin herhalde bu anlamda da bir rahatsızlığı var. Delegelerle, çünkü bir Fenerbahçe kongre üyesi de biz belirleyeceğiz dedi. Taraftar değil dedi. Taraftarlar Yeniçeri'dir dedi ve çok ciddi şekilde tepki aldı. Sanki biraz da Ali Koç taraftarlarından tepki aldı. Biraz da bu kongrede böyle bir rekabet yaşanıyor gibi sanki. Şimdi tribünlerin sesiyle kongre üyelerinin... Taraftar tabii, o bir talihsizlik olmuş. Belki de sayın üye ya da delege onu demek istemiyor. Çok iyi ifade edemedi kendini beyefendi. Edememiştir bence. Yeniçeri Ocağı 1826 yılında 2. Mahmut tarafından kaldırılmıştır. Artık yoktur Yeniçeri. Ya 1826'dan 2018 yılına geldiğimizde bayağı bir zaman geçiyor. Yerini Asakeri Mansure-i Muhammed'i... Nizami Cedid kurmuş. Nizami Cedid. Güzel dersimiz Salih. bu yüzden Yeniçeri olayı bitti. Yok artık öyle bir şey. Ya taraftar her yerde taraftardır. Ve bir taraftar olacak ki o takım zirveye gitsin, başarıya gitsin. Taraftarla gidersiniz bir yere. Medipol Başakşehir'in bu sene 30 bin taraftarı olsa... Bence %95 Spor Toto Süper Lig'e de gerek yoktu aslında. Mesela 30 bin ateşli taraftarı olsa belki ligin şampiyon son haftasına kalmadan şampiyon olabilirdi belki. Bilmiyoruz tabii. Galatasaray o muhteşem taraftar desteğiyle birçok maçta kötü oynadığı anlarda taraftarı ayağa kaldırdı. Medipol Başakşehir'in böyle bir şansı olmadı hiçbir zaman. Sen mesela. Ne, o yüzden taraftarla konuşurken biraz bence dikkatli olmak lazım. Çünkü bütün camia, Galatasaray'da da çok şiddetli yaşanan bir tartışma. Bu aslında daha çok Galatasaray'da yaşanmış bir tartışmadır. Yani Fenerbahçe'de Fenerbahçe kongre üyelerinindir diye çıkış yapan, bilmiyorum siz de hafızanızı yoklayın. Hani yok. Daha önceki seçimlerde bu daha çok hani Galatasaray'da yaşanan işte liseli lisesiz, evet. İşte liseci liseli, hani o tip kavramlar var veyahut da işte taraftarın talepleri bizim çok biz umursamayız, taraftarın taleplerini biz çünkü daha doğrusunu biliriz gibi düşünen bir grup da vardır. Ama Fenerbahçe Kongresi'nde ben ilk defa, ama bir kişinin yaptığı bu çıkışı Fenerbahçe Kongresi'nin genel zihniyeti budur gibi bir genelleme yaparsak bence hata etmiş olabiliriz. Bilmiyorum. Ya, o kişiye yöneldi ama aslında genel itibariyle Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetim biçimine, yani Sayın Yıldırım'ın işte bir üye de tamamından örnek verdi. İşte ben sizi buraya sokmam, kombinelerinizi iptal ederim. Bugünkü tartışmalar içerisinde de üzerindeki formayı ben yaptım. Ya bence sorun ne biliyor musun? Ben inşa ettim. Ben yaptım tarzındaki, hani en çok eleştirdiği konu Alex konusunda da hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değildir demesi, ki Sayın Ali Koç da bu konuyla ilgili siz de büyük değilsiniz dedi. Yani burada böyle bir aslında... Bence temel sorun ne biliyor musun? Kişilerden bağımsız. Ne Aziz Yıldırım, ne Ali Koç, ne bir başkası. Bir kurumu 20 yıl aynı kişi yönetirse, dünyanın en başarılı yöneticisi de olsa, o kulübü hep başarılarla da başarılara da ulaştırsa, orada ister istemez duygusallaşma haddinden fazla oluyor. Genel kurul üyeleriyle kurulan bağ veyahut da kopan bağlar haddinden fazla, olması gereken her şey olması gerekenden fazla yaşanıyor. O yüzden bence bugün konuştuğumuz şeylerin en önemli nedenlerinden bir tanesi, dediğim gibi, kişiliğiyle, başarılı veya başarısız olmasıyla hiç bağlantısı yok. Bir kişi bir kurumu, hele böylesine bir kurumu,
20 yıl boyunca yönetirse bu tartışmaların, bu sorunların yaşanması bence çok doğal. Bir ara verelim o zaman. Verelim. Aradan sonra gole devam edeceğiz. Milli takıma geçiyoruz. Milli takımımız hazırlık maçında Tunus'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada 2-0 öne geçmiştik. Ardından beraberlik geldi. Cenk Tosun tribünlerle bir diyaloğa girdi. İstemediğimiz tarzda bir diyalogtu. Evet. Ardından özür diledi. Maçın da önüne geçti tabii bu diyalog. Maçın önüne geçen iki konu var esasında. Bir tanesi, Cenk'i ayrı konuşalım. Şunu söyleyeceğim. Tribünlere bakıyorum. Özellikle o gergin anlar var maçın son bölümlerinde, sinirli. Oyuncuların tribünlerle diyaloğu var. Biz Almanya'da hazırlık maçı yapamıyoruz. Türk kulüplerini kastediyorum. Evet. Yasak. Hollanda'da birçok stada almıyorlar. Yasak. Avusturya hiç yok. İsviçre'de son durum nedir bilmiyorum. FIFA'nın merkezi... İsviçre'de oynadık. Maç Cenevre'de oynandı. FIFA'nın merkezi Cenevre. Dün bu Cenevre'de maç tamamlanmadı. Hakem düdüğünü çaldı. Artık soyunma odasına gidin dedi. Bu FIFA ya da UEFA yetkililerinin dikkatini çekmiş olabilir. Bu konularda bizim biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bir gün öncenin başka bir maçını örnek veriyorlar. Diyorlar ki bir başka maçta bir gün önce işte seyirci sahaya girmişti ya da... Ama bu bizim ilk değil ki. Biz bu birinci değil ki. Biz bulamayacağız yakında. Bir değil. Çağırırız, evimizde oynarız. Ha, bu bir değil, iki değil, üç değil, daha sayarım. Devam da eder bu. Artık seyircilerimizin lütfen çok önemli maçlar oynayabiliriz. Rakip Arjantin'de olabilir. Rakip Brezilya'da olabilir. Az önce senin de söylediğin gibi rakip bulamayacağız bundan sonra. Gelelim Türkiye ile oynayalım demeyecekler. Yok, Avrupa'da oynamayacağız. Ülkemize çağıracağız. Ülkemize çağıracağız. Böyle bir şey kabul edin. İkincisi, o çok derin bir mevzu bence o. Yani derin. Gurbetçiler diye tanımladığımız insanların oradaki o davranış şekilleri, davranış biçimleri, milli takıma yaklaşımları. Gerçi yani diyeceksiniz ki İstanbul'da çok mihi davranıyoruz milli oyuncularımıza. Hayır, ama oradaki problemin hakikaten çok derin bir mevzu. İstanbul'daki problem apayrı. Dışında yaşayan vatandaşlarımız şimdi şöyle bir şey. Özellikle Galatasaray'da çok sıkıntısını yaşadı ya, evet. Bunu çekti. Yani bu şimdi... Avantajını da çok yaşadı. Yaşadı. Unutmayalım. Yo, ben yakın geçmişten... Evet, sıkıntısını da yaşadı. Uzak geçmiş çok büyük avantajlarını yaşadık, evet. İşte o şeyleri biliyoruz ya, Galatasaray'ın Avrupa'da yürüdüğü yani. Tabii Monaco maçı, Köln'deki Köln'de maç oynadınız. Yani inanılmaz bir. Ama yakın geçmişte özellikle bu sosyal medya çıktıktan sonra, yani sosyal medyada işte Emirates stadındaki Galatasaray taraftarını hatırlıyorum. Arsenal maçını hatırlıyor musunuz? Yani sürekli bir meşale, sürekli konuşturmak istiyor. Yani takımının saha içindeki performans çok önemli değil. Hatta takımının ceza almasından da çok. Evet. O an varlığını ispat etmek. Basketbol maçında da hatırlasanız Bayern Münih Galatasaray Euroleague maçında, evet. Çok büyük olay oldu. Yani istiyor ki yurt dışında yaşayan vatandaşlar bahsedilsin istiyor. Çektikleri video retweet alsın istiyor. Etkileşim alsın istiyor. İşte muhteşem Galatasaray taraftarı, hani içinde şiddet de olsa bir şekilde gündemde olmak istiyor. Enteresan bir şey. Hayır, bu Twitter'da gündem olacağım diye bilmiyorum ama hani gözlemleyince, çözümleyince böyle bir şey çıkıyor ortaya. Onun altyapısı şu olabilir. İşte sen de çok Avrupa'ya gittin takımlarla, maçlara, evet. Veyahut da kamplara. Bir dışlanmışlık hissi, bir hor görülme hissi, bir aşağılanma hissi ve bunun karşılığında da böyle bir tepki vererek belki işte kendini gösterme, kendini ispat etme. Nasıl, bunu da yaşatıyorlar ama Avrupalılar. Ya haksız da değiller. Ben demek, evet. Şunu söyleyeyim mi? Bir sürü maçta bu şeyi hissettim. Bu puan maçı olsa bugün farklı şeyler konuşuyorduk. Bunu kapatalım. Nebil'in söylediği gibi hakikaten derin bir mevzu. Puan maçı olsa bugün farklı şeyler konuşuyorduk. Onu söyleyeyim. İkincisi, Cenk Tosun'un yaptığı hareket yanlış. Bugün kendisi de söyledi. Burada belki başka türlü düşünenler de olabilir. Duygusal da bakabiliriz olaya. Babam tribünde, amcam tribünde. Evet, işte bir şey oldu. Onlar kavga ediyorlar. Ben sağ kenarına koşuyorum. Ama tekrar söyleyeyim, bu özel maç olmasaydı, Cenk o kırmızı kartı görseydi, biraz da şimdi profesyonelce bakayım, 5 maç ceza alırsın. Yine şöyle ceza alabilirsin, hakem bunu rapor ederse, UEFA Disiplin Kurulu tarafından ceza alma olasılığım var. Sanmıyorum hakemin rapor edeceğini. Çok sıra dışı bir eylem. Şimdi bir futbolcunun maçtan kopup tribüne doğru yönelmesi. Ne olduğunu anlayamadım. Zaten doğru düzgün çeken de bir kamera yok, birden geniş açıdan falan görebiliyoruz Cenk'in tribüne giderken. Ama... Olay o kadar da aslında vahim
sonuçları olan bir olay değil. Yani onun için Cenk'in yaptığı, zaten Cenk kardeşimiz özrünü diledi. Yani kendini kaybettiğini söyledi. Yapmaması gerektiğini de söyledi. Dolayısıyla hani ceza geleceğini ben zannetmiyorum. Hakemden de özür dilemiş ardından. Evet. Biraz olaya daha soğuk bakayım mı? Maç Dünya Kupası'nın içinde. Türkiye-İtalya maçı olsa, böyle bir pozisyon yaşasak ne konuşurduk? Ya o zaman biraz da Cenk'in de konsantrasyonu hiçbir zaman tribüne dönmezdi. Ya, tabii ki olmazdı. Dönmezdi değil mi? Dönmemesi lazım. Ortada büyük bir amatörlük var aslında, yani bunu kabul etmek lazım. Bir anda siz tribünden birini seçip işte babanızı görüp, yani bu halı saha maçı değil. Sonuçta tribüne niye maç bakıyorsun? Evet o, yani tribünden etkileniyor olman zaten bu kadar. Orada bir nümayiş oluyor. Evet. Ya o da görüyor, bir bakıyor babası var orada. Yani evet. Şimdi hangimiz babamızı orada görsek kafamızı çevirip oyuna devam etmeyiz herhalde, değil mi? Etmeyiz. Hani bu gerçeği de biz burada üçümüz etmeyiz. Hiçbir ama Cenk'in devam etmesi lazım. O da biz etmeyiz. Hayır. Ya hayır, yok sen Cenk, sen de profesyonel futbolcusun diyor. Evet evet o anlamda. Tabii canım. Siz sahadasınız. Bir şey oldu, gördünüz. Bir koparsın. Orada. Bir koparsın yani maçtan. Koparsın. Ama kırmızı kart görürsen de yok, gördü. Bence olaya kırmızı haber arası gördü. Öyle mi? Bunu bence bu meseleyi biraz daha konuşalım. Konuşalım mı? Gole bir haber arası veriyoruz. Haberlerden sonra devam ediyoruz. Gündemi aldık, gole devam ediyoruz. Cenk Tosun demiş, bir virgül koymuştuk. Evet. Sözü de Nebil Evren'den almıştık. Geri bırakıyoruz. Yani verdiği tepki çok doğal, her insanın verebileceği bir tepki. Tribünde gördün. Elbette o an üstünde milli takım forması var. Bir karşılaşmada odak noktasının, konsantrasyonun orası olması lazım. Bundan dolayı ceza da alabilir. Ercan abinin bütün bu şeylerine katılıyorum. Ama bence daha çok konuşmamız gereken, evet bir hata yaptı. Ben şöyle iki kelimeyle özetlemeye çalışacağım aslında. Teessüf ve teşekkür. Teessüf ediyorum bir Türk vatandaşı olarak. Üzerinde milli forma varken maçı bırakıp tribünlerle ilgilendiği için. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şekilde, içten, samimi bir şekilde hem hakemlerden, hem takım arkadaşlarından, hem bu formaya gönül veren Türk vatandaşlarından çok samimi ve içten bir şekilde özür dilediği için. Özür dilemek bir erdemdir. Yaptığı hatanın farkına varmış ve bunun neticesinde de bir daha yapmamak üzere de bir de söz verdi. Bu yüzden de kendisinden teşekkür ediyorum bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. En güzel cümleler son andaydı Nebil'den. Teşekkür önemli, özür önemli. Ve bu özrün artık maçta özel maç olduğu için tamam diyebiliriz şu anda, ama ne yaptığının farkında bence. O yüzden de çok içten özür dilediğine katılıyorum. Evet. Geçelim mi yavaş yavaş Zinedine Zidane'a? Şimdi geçtiğimiz hafta içerisinde Avrupa'da futbol gündemine damga vuran olay kesinlikle Zinedine Zidane'ın görevi bırakmasıydı, istifa etti. Hatta sözleşmesiyle ilgili bir konuyu açıklayacak diye beklerken basın toplantısında Başkan Florentino Perez'le birlikte bir anda görevinden ayrıldığını açıkladı Zinedine Zidane. Zinedine Zidane konusuna şöyle, şimdi Zidane'ın teknik direktörlüğü belki futbolculuğundan daha başarılı. Kupa koleksiyonuna bakacak olursanız hem de süre her 16 maça bir kupa düşüyor. 149 maç 9 kupa. Guardiola'nın bir rekoru vardı. O da düzenli aralıklarla kupa kazanıyordu Barcelona'yla. Zinedine Zidane 2,5 sezonda 3 Şampiyonlar Ligi kazanmayı başardı. Yani şimdi bıraksa teknik direktörlük kariyerini 50 sene sonra, 100 sene sonra hala konuşulacak bir teknik direktörlük kariyeri inşa etmeyi başardı. Bir Zinedine Zidane'ın yeniden futbolculuk günlerine bir dönelim. Benim de özel ilgim var zaten. Sonrasında teknik direktörlüğünde konuşacağız.
Ne kadar da çelişkili bir kariyer sonu diyeceğim ama aslında Zinedine Zidane'ın kariyerinde bu tür, mesela o efsaneleştiği Dünya Kupası'nda da kaçırdığı maçlar var. Suudi Arabistan maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle, evet, ki çok sert bir faul sonrası görmüştü. Var aslında zaman zaman saha içerisinde kendisini kontrol etmekte zorlanan, ancak bir yandan da bu güzel oyunu en zarif şekilde ifa eden futbolcuların başında geliyor. Ben Zidane deyince zarafet geliyor futbol sahasında benim aklıma. Stüdyoda olduğumuz için şapka yok. Ne yok? Şapka. Şapka. Ya şapkayı çıkarıp koyacaksın Zidane'ı, evet, konuşurken. Evet. Çok ayrı bir yeri var dünya futbolunda. Üç hamle sonrasını düşünen ender oyuncu tipi olarak okudum. Öyle yorumlamışlardı kendisini. Teknik direktörken ki olduğu zaman da herhalde bir o hamleleri biraz daha fazlalaştırmış. Ya çalıştırdığı takım Real Madrid. Real Madrid deyince bunu birçok bizim programı izleyen spor sever de biliyor zaten. 13 defa Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. Eski adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası. Real Madrid'den bahsediyoruz. Öyle bir takım ki, öyle bir kulüp ki dünyada benzerini çok az bulabilirsiniz. Yani General Franco'nun Santiago Bernabéu'yla beraber oluşturduğu bir imparatorluk. İşte krala yakın bir takım. Ve bu takım şunu da yaşatmış. Barcelona ile oynuyorlar. General Franco haber gönderiyor, diyor ki Barcelona bu devre arasında buraya nereden fazlası, onu bunu anlatmam lazım. General Franco Real Madrid. Bunu anlatmam lazım. Bugün tarih dersi veriyor. Yok, bunu şöyle anlatmam lazım. Ya nasıl bir takım oldu? Barcelona bu maçta yenilecek diyor devre arasında. Ve ikinci yarı başlıyor. Bu yaşanmış bir olay. Real Madrid Barcelona olayında Barcelona mecburen yeniliyor. Öyle güçlü bir takımdan ve kulüpten bahsediyoruz. Bernabéu düdükleri vardır, kendine has. Bunu bizzat ben de Bernabéu'da gördüm. Bernabéu bayrakları vardır, yardımcı hakemin kaldırmadığı. Bunların hepsi Bernabéu'da yaşanır. O bayraklar bu, devam ediyor. Aynen devam. Düdükler de devam ediyor. Onu da söyleyeyim. Böyle bir imparatorluğun içinde görev almak son derece zor. O kadar zor ki. Genç takım, işte takımın başına, so takımın başına geliyor. 3 yıl boyunca Real Madrid'in başında ve şaka gibi 3 defa 16 maç başına Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor ve sonra diyor ki benim değişime ihtiyacım var. Real Madrid'in değişimi. Real Madrid'in farklı değişime bir metoda ihtiyacı var. Ben de hemen ne yaptım? Markaya baktım. Manşetine. Okudum, araştırdım. 2 tane isim var. Bir tanesi Zidane'ın altına yazmışlar bunu. Bir tanesi Ronaldo, öbürü de Gareth Bale. Markanın belirttiği. Yani? Yani olayın biraz şöyle komple teorisi yönüne gidelim. Zidane'ın istemediği bazı oyuncular vardı bence. Florentino Perez de bu değişikliğe o anda çok sıcak bakamadı. Yani Ronaldo'nun bir anda gözden çıkarılması, Gareth Bale'la belki yolların ayrılması. Çünkü lig Real Madrid için pembe geçmedi. Nefis geçmedi. 17 puan fark oldu. Çok çok kötü bir skor. Çok farklı mağlubiyetleri de var Real Madrid'in. Bernabéu'da çok kolay goller yediği maçlar da var bu sezon La Liga'da. İyi bir lig başarısı yok. Şampiyonlar Ligi'nde kazanamasa belki Florentino Perez'in başkanın elinde, Zidane'a çok teşekkür ederiz, İspanyolca söyleyeyim, gracias, bu sene artık devam etmeyeceğiz diyebilirdi. Ama arka arkaya bu 3 şampiyonluk olunca Perez'in diyecek bir şeyi kalmadı. Hatta çok üzüldüğünü belirtti. Bazı toplantısında izledik, baktık. Ben çok üzüldüm dedi. Hiç bekleme, özellikle vurguladı. Beklemediğimiz bir karardı diye. İçinden belki de bekliyor olabilirdi diye düşünüyorum. Bu Real Madrid tarihinden bahsettim ya. Neler yaşamış bu kulüp? Kararın sebebi Florentino Perez olabilir mi? Olabilir. Şimdi Capello'nun bir yorumu var. Çok doğru bir karar verdi. Çünkü 3 ay öncesinden gönderileceğini zaten biliyordu. Hani ligde işler kötü gittiği için. Ve tabii Capello burada biraz subjektif bir yorum yapıyor olabilir. Çünkü Capello'nun da başına şöyle bir şey geldi. İzleyicileri hatırlatalım. Real Madrid'i ligde şampiyon yaptı ama Real Madrid'lilerin hoşuna gidecek futbolu oynatmadığı için gönderildi. Şampiyon yapmasına rağmen. Del Bosque'nin de başında. O yüzden Capello hani burada, evet, biraz subjektif bir yorum yapıyor olabilir. Ama hiç de akıldan, mantıktan uzak değil. Çünkü 3 ay önce şampiyonluk yarışından kopuyorsa Real Madrid, o Real Madrid'de değişim zamanı gelmiş demektir. Real Madrid bunu kaldırmaz. Real Madrid öyle orta ve uzun vadeli planlar yapan bir kulüp hiçbir zaman olmamıştır. Bence ben Capello'nun da bu yorumundan da yola çıkarak ve Real Madrid'in bu seneki performansından da yola çıkarak Zidane'ın zaten bunu hissettiğini ve basın toplantısında şunu da söylüyor Zidane. Yeni metot falan diyor ama
burada açıklayamayacağım bazı şeyler de var diyor. Onlar neler? Florentino Perez. İşte ben daha lig bitmeden antrenör bakmaya başladılar mı? Başka bir şey mi? Nebil konuyu çok iyi açtı. İki tane olaydan bahsetti. Bir tanesi Capello. Çok önemli bir teknik direktör. İtalyan. Artık herhalde ne yapacak bu saatten sonra da önemli değil. Onu diyebiliriz futbol adına. Kopuyor. Ama Del Bosque, İspanya milli takımıyla aldığı başarılar da ortada. İkisi de şu gerekçeyle gönderildiler. Real Madrid taraftarın beklediği futbolu sergileyemiyor. Şampiyon oldu Real Madrid. Şampiyon teknik direktör gönderilir mi? Genelde gönderilmez. Gönderilmez tabii. İstediği futbolu oynayamıyor. Bernabéu'da insanlar ne istiyor biliyor musun? Devamlı atak yapacak Real Madrid. Goller atacak. Maçı 5-0 kazanacak. Şampiyonlar Ligi'nde işte 3 sene olduğu gibi arka arkaya kupaları alacak. Ligde 17 puan geriye düşmeyecek. Belki son hafta kupayı kaybedecek. Real Madrid bunlara alışkın bir kulüp. Bunun aksi olduğu zaman Zidane'ı kurtaran Şampiyonlar Ligi olacaktı görevinde kalan. Perez gönderemezdi. Yok tabii. Ama Zidane büyük bir kolaylık yaptı ve çok klas bir hareket. Ya şöyle bir şeyi de elin tersiyle itmiş oldu. Yine ihtimal çok yüksek değil ama tabii ki Real Madrid olduğu için her zaman Şampiyonlar Ligi ihtimali var. Eğer bir sezon daha kalsa dördüncüsünü de çünkü seriye bağlamış, üçüncüsünü kazanmış. Dördüncüsünü kazanma ihtimalini de ortadan kaldırmış oldu böylelikle. Evet. Yani bir de şunu konuşmuştuk ya geçen programda özellikle Şampiyonlar Ligi yayınında Murat Kosova vardı bizimle beraber. Hani Real Madrid geleneklerinin, göreneklerinin, ananelerin dışında bir yapılanmayla aslında. Geçen sezonki finale çıkan kadroyla bir sezon sonraki Şampiyonlar Ligi finaline çıkıyor. Yani bu şunun göstergesiydi. Real Madrid daha kestirilebilen, kadrosu daha istikrarlı bir takım hüviyetine bürünmüştü. Şimdi biraz sanki böyle fabrika ayarladı. Çünkü Zidane'ın ayrılma gerekçelerinden biri olarak da şu gösteriliyor. Yaklaşan kaosu gördü. Biraz önce seni söylediğin, Ercan abinin söylediği Gareth Bale, Cristiano Ronaldo ayrılmak istiyor. Birkaç futbolcu daha var ayrılma ihtimali olan ve kadronun yaş ortalaması da son derece yüksek. Yeni bir şey var kapıda. Dönüşüm zamanı geliyor. Bu ortamın içerisinde kendisine de çok güven duyulmadığını hissettiği için fazla bulunmak istemedi. Bunlar benim işte The Guardian'dan derlediğim aslında düşünler. Biraz İspanyol medyasından. Tabii, aynen. Biz de yorumları okuyoruz, besleniyoruz oradan. Yani şuna bakıyordu aslında. İşte o Gareth Bale o muazzam golü atmamış olsa ya da Karius ortalama bir kaleci performansı göstermiş olsa, Liverpool finalden galip ayrılmış olsa, hepimiz adımız gibi biliyoruz ki Zinedine Zidane'ı gönderemedi. Zaten göndermeseler anormal olacaktı. Sadece 1.90 dakikaya gelip bağlanmış bir Real Madrid kariyerinden ne kadar iki Şampiyonlar Ligi üst üste kazanmış olsa dahi. Dolayısıyla kendisine de çok güven duyulmadığını biliyordu. Ve onlar yapmadan ben yapayım çünkü gelecek sezonda daha başarı elde etmesi zor bir sezon beni bekliyor diye düşündü diye ben düşündüm. Belki genel Real Madrid'de şu var, az önce söyledin ya işte gönderilme, gitme, oyuncular gitmek istiyor Ronaldo, Gareth Bale. Real Madrid'in geleneğinde şu var, Real Madrid'den ayrılmazsın gönderirler. Şimdiye kadar hep öyle oldu birçok oyuncuda. Evet çok nadir. Zidane dedi ki son sözü. Ya ben kalırım dersin ama Real Madrid seni gönderir. Barcelona'da öyle tabii. Zidane son sözü ben söylerim dedi. Yani şimdi Materazzi attığı kafa kariyerinin son maçı bir Dünya Kupası finali. Şimdi de 2,5 yılda kazandığı 3 Şampiyonlar Ligi'nin ardından Zidane diyor ki son sözü ben söylerim diyor. Brezilya 98 finalinde attığı kafa gol dedi. Bir tazminatı da bıraktığını belirtmek lazım. Çok yüklü bir tazminatı zaten. Hani kendi kaderini kendi belirleyen sağ içinde de öyleydi. Kontrolü sürekli elinde bulundururdu. Verdiğin örnek çok yerinde. Kendi göbeğini kendi de kesti. Kariyerini kendi yani hakemin son düdüğüyle değil kafaya atıp kırmızı kartı görüp kendisi belirledi sonu. Ama şöyle bir gerçeği de kariyerinde de Real Madrid macerasına şimdilik. Şimdilik diyorsun 4 sene sonra diyelim bir program yapacağız. Üst üste 3 defa şampiyon yapan Zinedine Zidane ya da bir maçını belki başka takıma gidecek. Evet Real Madrid'i üst üste 3 kere şampiyon yapan Zinedine Zidane ekranda diyeceğiz. Evet. Öyle bir tarih yazdı ve Real Madrid tarihinden unutulmayacak bir isim oldu. Senin Zidane konusuna başlarken kurduğun bir cümleye itirazım değil de ortaya bir soru atayım. 98 Dünya Kupası ile efsaneleşen dedin elbette. Yani final maçında attığı iki gol var bir kere. Yani bir futbolcu hiçbir şey yapmasa
kariyeri boyunca. Dünya Kupası finalinde takımını kupaya getiren iki golü atarsa efsane olur zaten. Buna bir itirazım yok. Ne olur yanlış anlaşılmasın. Peki Zidane'ın 98 performansı mı, 2006 performansı mı Dünya Kupası? 98 performansı. Bence 2006. 98'de güçlü bir kadro vardı, iyi bir kadro vardı ama sen de az önce ifade ettin. Suudi Arabistan maçında gördüğü kırmızı karttan sonra 3 maç değil mi? 3 maç oynamadı. Paraguay'la son 16 tur maçını bile oynayamadı. Yani zaten turnuva 7 maçta bitiyor. O da penaltıyla onda geçti. Yarısında yok. Ama bence 2006'da daha büyük liderlik etti. Aynen öyle. Yani 2006 Zidane'ı 86 Maradona'sına benziyor bence. Biri kupayı kazandı, biri kazanamadı. O ayrı mesele ama etrafında kalibresi çok yüksek olmayan oyunculardan kurulu iki takım. Biri şampiyonluğa ulaştı, biri de finale ulaştı. Fransa hatırlayın 2006 Dünya Kupası'da hiç esamesi okumuyordu Fransa'nın. Kimse final oynama ihtimali dahi tanımıyordu. Doğru. Bırakın finali, yarı final bile şansı tanımıyordu ama hakikaten de Zidane'ın önderliği ve liderliğinde o takım finale yükseldi. O takımdan ki milli takımı bırakmıştı ve geri döndü. Onu da hatırlayın. Aslında milli takım bırakmıştı. Kupa için geri döndü. O yüzden bence birinde tabii kazanılan bir kupa var. 98 Dünya Kupası. Onu asla küçümsemem ama Zidane'ın karakterini sadece oyuna değil takıma hükmetmesini gösteren kupa bence 2006'dır. 2006 de teknik direktörün de bu kadar, ben katılıyorum 2006'ya, ne bile söyleyeyim. Ama teknik direktörlüğünde de bu kadar önemli yıldızlarla bir arada kalıp 3 tane Avrupa Şampiyonlar Ligi almak inanılmaz bir başarı. Çünkü geçmişine baktığınızda, geçmişine Bayern Münih var mı? Teknik direktör olarak diyorum. Ya da yok. Premier League Chelsea var mı? Tottenham var mı? Yok. Hiçbiri yok. Bu başarıyı kazanan Franz Beckenbauer. Alman milli takımını hemen başına getirdiler. Teknik direktörlük diploması yoktu biliyorsunuz. 1990. Geldi. Evet. İtalya 90. Geldi kupa. Franz Beckenbauer'ın. Bundan sonra Zidane bunu meydana getirdi. Bir daha böyle bir teknik direktör ortaya çıkar mı bilemem. Yani şöyle söyleyeyim. Franz Beckenbauer dönemler de farklı. O zamanki teknik direktörlük brüveleri de zannediyorum o zaman. Hiçbir şey yok lan Beckenbauer. Zaten bir pro lisans gibi bir oluşum yok. Zaten öyle bir lisans da söz konusu değil. Zinedine Zidane'ın Castilla'yı çalıştırırken çok da başarılı olmadığı bir dönemde evet. Real Madrid'in başına getirilmesi çok büyük bir cesaret. Şimdi de alternatifleri konuşalım. Çünkü alternatifler arasında yine aynı formül sonucunda Guti ortaya çıkıyor. Eski Beşiktaşlı bir Real Madrid efsanesi. Guti de altyapı takımında çalışıyor. Guti'nin alternatiflerden biri olduğu söyleniyor. Pochettino Tottenham'da yeni sözleşme imzaladı ama kimisi diyor ki sözleşmesine Paris Saint-Germain ve Real Madrid'den teklif gelirse tazminatsız ayrılabilir diye madde var. Ki Sarri diyen var. Pochettino ile ilgili bir parantez, iki bilgi verelim üstte. Bir tanesi şu, geçen gün, dündü galiba yanlış hatırlamıyorum, dün kitap var kariyeriyle ilgili yazılmış. Oradaki işte etkinlikte konuşuyor. Ben burada çok mutluyum, çok okudum. Heyecanla bekliyorum yeni sezonu Tottenham'ı. 10 gün önce sözleşmemi yeniledim ama yarın ne olur bilemiyorum diyor. Yani kapıyı kapatamıyor Pochettino. Ama bir başka bilgi de Real Madrid'in Tottenham'la yaptığı görüşmeler üzerine artık Pochettino konusundan geri çekildiği. Ama bunlar kesinleşmiş bilgiler değil. Veya Real Madrid yani bir teknik adamı istiyorsa oradaki çıkış bedeli her neyse öder ve alır. Real Madrid bu çünkü. Çünkü Toşak da öyle gitti Real Madrid'de Türkiye'den. Tazminatı vardı. Ertesi gün Real Madrid teknik direktörü oldu. Beşiktaş teknik direktörüyken Real Madrid'in teknik direktörü oldu. Aynı maddeler Tottenham için de var. Real Madrid ama kafaya taktıysa oyuncu mutlaka ya da teknik direktör mutlaka alır. Ve en büyük aday da ben Guti değil bence Pochettino. Onu söyleyeyim. Bence Pochettino. Arsene Wenger'in adı geçiyor. Yani ben Arsene Wenger'le hiç Real Madrid... Daha önce de geçti ama şimdi Arsene Wenger'i 15 sene önce istemekle şu aşamada Arsene Wenger'i takım başına getirmek çok farklı iki eylem olur. Bir de Arsene Wenger'in de hani yapısı itibariyle kendi görüşünü hani daha öncesinde çok yakından bilmediğimiz için 26 sene öncesinden bahsediyoruz. Arsene Wenger'in hani daha önceki... Bernabeu stadının ruhuna aykırı bir kere. Arsene Wenger düşünecek, genç oyuncular transfer edilecek, takım oturacak, biraz değişik bir futbol ortaya koyacak derken Barcelona 4-0 yenecek ve Arsene Wenger gidecek ya mesela. Arsene Wenger hani mesela. Real Madrid için şimdi tam Türkçe karşılığında bulamadığımız bazı İngilizce deyimler var ya, winner olmak. Evet. Maalesef böyle
yine bu kelimeyi sarf etmek zorunda kalıyorum. Winner teknik direktör özelliğini kaybetmiş bir evet. Ne kadar çalıştı Arsenal? 26 yıl değil mi? 26 yıl. Arsenal'in başındaydı Arsene Wenger. 22. 22. 22 yılda bir tane Şampiyonlar Ligi var mı? Final var. Yok. Final oynadı işte. Zidane bile gitti. Üst üste 3 defa Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Bu yüzden de Real Madrid Arsene Wenger'i tercih etmez. En büyük adayım ısrarla söylüyorum Pochettino. Sarri de yalnız sen az önce telaffuz ettin. Sarri'yi konuşuruz çünkü reklama gitmemiz lazımmış. Reklama da giderken Real Madrid resmi sosyal medya hesaplarının Zinedine Zidane'la ilgili yayınladığı bir veda klibi var. Onu izleyelim. Zinedine Zidane Real Madrid'den ayrıldı. Biz de bu konuyu değerlendiriyoruz. Alternatifler arasında Sarri'nin olduğunu söyledik. Sarri de aslında benzer bir teknik adam. Yani düşüncesini şimdi Ancelotti gibi çok iyi futbol oynatan bir teknik adam ama mesela Marcelo Bielsa'da kafasında bir fikir var, bir futbol anlayışı var ve nereye giderse gitsin, elinde nasıl bir takım olursa olsun tıpkı Zidane Zeman gibi bu düşünceyi sahaya yansıtmak istiyor. Çok da fazla eğip bükmeden. Şimdi Real Madrid'in ama elindeki... Lille bitti. Fransa'da en son gittiği takım. Bitti. Yani Lille takımını bitirdi. Böyle bir durum var. Marcelo, Mauricio Sarri'nin kazanmış olduğu bir kupa var mı? Yok. Yok. Yani şimdi biraz önce dedi ki yani bu kazanan teknik adam Arsene Wenger de o şeyini kaybetti. 2005'ten sonra çok uzun bir süre. 13 sezon yani FA Cup'lar dışında büyük kupa kazanamadı. Mauricio Sarri'nin de böyle kazanma konusunda yani Napoli'ye puan rekorunu kırdırdı. Evet. Serie A'da ikinci olup en yüksek puan toplayan ikinci takım puan oldu. Ama ortada bir kupa yok. Hep övdüğümüz, benim de çok beğendiğim Marcelo Bielsa. Hep övgüyle bahsediyoruz ama Estudiantes'le yani Arjantin'de kazandı. Bir de Arjantin milli takımıyla Olimpiyat Messi'li takımla kazandı. Olimpiyat'ta bir başarı var. Onun dışında kulüp takımlarında bir başarısı yok ama biz hala Bilbao, Marsilya ya şöyle oynattı, şöyle genç oyuncu çıkarttı diye. Şimdi tabii, fikir üreten bir fikir adam. Fikir üreten tek, evet. Bunun dönüşümüne, değişimine katkı sağlayan bir adam. Belki kulüplerine kupalar kazandıran bir adam değil ama o yüzden Bielsa çok özel ve değerli. Çünkü yeni fikirler buluyor, onları uygulamaya çalışıyor. Uyguladıklarından diğer teknik adamlar da esinleniyor. Sarri tabii, Sarri'nin şanssızlığı karşısında Juventus var. Ve Napoli ile Juventus'un imkanlarını kıyasladığımız zaman hakikaten ciddi bir fark var. Yine de ona rağmen bir kupa, mesela bu seneki şampiyonluk çok avuçlarına geldi. Yani git şampiyon oldular Juventus'u deplasmanda yen. Sonraki fikstüre bak. Çok daha avantajlısın. Ya Juventus ama öyle olmadı. Inter deplasmanına işte gidiyor, Roma deplasmanına gidiyor sen. Evet. Ve şampiyon olamıyorsun. Ve öyle olmadı. Yani bu bir işte winner mı loser mı Sarri ile ilgili tam bir fikir verin bize. Çok emin olamıyorum ama yani Real Madrid'in başında ben futbol sever olarak görmek isterim. Bilmiyorum Real Madridliler görmek isterler mi ama ilginç bir şey çıkabilir bence ortaya. Bence istemezler. Hı? Bence istemezler. İstemezler. Ya Real Madrid şimdi kimi diyeceğim isterdi ki genelde teşkil... Pochettino tarzı bir teknik direktör. Tottenham ne kazandı? Tottenham da hiçbir şey kazandı. Tottenham ne kazandı? Pochettino'yu niye övüyoruz? Harika futbol oynatıyor. Bravo. O takımı Tottenham, Pochettino meydana getirdi. Tottenham Hotspur, Leicester City'ye geçilip ikinci oldu eğer o taraftan bakmak istersek evet olaya. Yani Leicester City'nin şampiyonluğunda Tottenham ikinci oldu. Son anda ikinci oldu. Hatta ikinciliği de kaybetti. Değil mi? Arsenal geçti. Arsenal sonra oldu. Hatta yani çekişme var sonra. Netice itibariyle
Leicester City'nin şampiyon olduğu bir Premier Lig'de Tottenham şampiyon olamadı. Öyle de bakabiliriz eğer arzu edersek. O takımı o meydana getirir diye bakıyoruz. Evet evet, yani Koş oynattıkları futbola bakıyoruz. Evet. Ya son dönemde futbolda en zor olan şey, Fenerbahçe Kongresi'nde de Sayın Ali Koç söyledi ya, herkes teknik direktör, kongrede söylemedi daha önce katıldığı programda, herkes teknik adam arıyor dedi ki bunun şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki Fenerbahçe ile Real Madrid'in aradığı teknik adamlar benzer özelliklere sahip olsa da farklı kategorilerin aslında, yani Real Madrid elit derecede, yani Ancelotti ile Mourinho ile efendime söyleyeyim işte şimdiki teknik direktörü Zidane'ı kendisi çıkarttı gerçi o seviyeye, ama o tür teknik adamları, seneli 15-20 milyon euroluk teknik adamlarla çalışıyor. Ama aşağıya doğru yansıması da var bunun. Şimdi şöyle, yani Paris Saint-Germain çıkış aradı. Yani şimdi belirli isimler üzerinde dönerken Thomas Tuchel. Thomas evet. Tuchel'ın çok mu kupası var? Yok. Yok. Jürgen Klopp. Oynadığı 8 finalin 7'sini kaybetmiş. Sadece bir Almanya kupası var Borussia Dortmund'la. Aslında tam da karşılığın... Kupa kazanmış olması aslında son dönemde çok da önemsenmiyor gibi Tuchel, büyük takımlar tarafından da. Tuchel Paris Saint-Germain'e gitti. Tam onun tarzında bir teknik direktörüm Paris Saint-Germain'in. Emery de Arsenal'e gitti. Emery tam Arsenal'in istediği bir teknik direktör mü? Favre da nereye gitti? Borussia Dortmund'a. Ne özelliği var? Taktik anlamda çok başarılı bir teknik direktör olduğu biliniyor. Bence bu aslında tek örtüşen bu şu ana teknik kadar adamların hepsi bile. Aynı okulun kim? Teknik adamları. Sizce kim? Favre'la Borussia Dortmund. Bence diğerleri... Evet. Bence de öyle. Ben diğerleri öyle. Sorun yaşayacak bence evet. Yani. Tuchel da metodisyen bir teknik adam. Evet evet. O da yani... Paris Saint-Germain'in ihtiyacı olan tam mı bilmiyorum yani. Yani biraz daha Zinedine Zidane'ı Real Madrid'de başarılı yapan ne? Kendisi de söyledi. Çok büyük bir taktisyen. Evet. Çok büyük bir taktik deha da değil. Kendisi de öyle diyor. Tabii ki çok büyük artıları var ama insan yönetebilme. Yani Vicente Del Bosque'yi çok başarılı yapan nedir Real Madrid'de? O kulübün içinden gelmesi ve Ronaldo gol attıktan sonra fenomen Ronaldo gidiyordu Vicente Del Bosque'ye sarılıyordu. Bazen teknikten, çünkü o kadar kaliteli ayaklarınız varsa çok da fazla, tabii ki fizik kondisyon üst düzeyde olacak ama çok fazla detaya inmeden de belki bazı işleri kotarabiliyorsunuz. Yani yıldızları yönetiyorlar. Evet. En önemli tarzı Tuchel mesela yönetebilecek mi? İlk hatırla, Tuchel'ın basın toplantısına hemen örnek verelim. İlk soru neydi? Yıldızlarla ne yapacaksınız? Evet. İlk cevap ne? Ben korkmuyorum. Şimdi başka bir teknik adam geldiği zaman oraya bu soru sorulacak mı? Sorulmayacak. Hayır, sorulmayacak. Ancelotti geldiğinde soruldu mu? Sen ne yapacaksınız Zlatan'la Paris Saint-Germain'de evet. diye? Sorulmadı çünkü dediğin gibi adamın hayatı bunlarla geçti. Ya bu tip oyuncuları idare etmekle geçti. Ama Tuchel geldiği zaman bu soru soruluyor. Evet. Tudor geldiği zaman bu sorular soruluyor ama Fatih Hoca geldiği zaman bu soruyu sormaya ihtiyaç duyulmuyor. Çünkü evet. teknik adamların özellikleri var, geçmişleri var, kariyerleri var, yaptıkları var, inşa ettikleri var. Zidane ne yapacak? Zidane Fransa milli takımına kariyerini bir bölümde geçecek. Ama yakın gelecekte takım çalıştırmayı düşünmediğini söyledi. Deschamps şunu yaparsa Fransa Dünya Kupası'nı aldı. O zaman gönderecek misin? O zaman Deschamps belki mı? Bir kulüp takımı tercih edebilir. Belki yani Zidane gibi yapar. Derdi oluyor. Oh, aldım Dünya Kupası'nı, ben bir kulübe mi gidiyorum? Tamam, ben aldım Dünya Kupası'nı. Deschamps başarılı çünkü. Deschamps başarılı. Deschamps başarılı. Ama Gerrard başarılı olur mu? Gerrard'a geçelim o zaman. Güzel yeni bir konu. Teknik adamlar mı? Evet. Hem Gerrard hem Lampard başlıyorlar bu sene. Çok evet. O açıdan da bence. Derby County'nin başına geçti. İlk transferi de John Terry olacak gibi. Evet, Derby öyle County'de. Steven Gerrard'ı bir hatırlayalım. Merak etme Ercan abi, ayağını kaydığı görüntüyü koymadık. Öyle mi? Ama olur mu? Orada şampiyonluk yani gitti. Yani Zidane'ın kafa attığını koyuyorsak ayağının kaydığını da koymamız lazım. 38 yaşına girdi. Daha da gençmiş aslında, oynardı Steven Gerrard. Rangers'ın teknik direktörü, menajeri de oldu. Steven Gerrard'a futbolculuk günlerinden bir bandımız var. Ardından bu aslında biraz önce yaptığımız geçişi de konuşabiliriz. Yani İngilizler bayılıyor ya da ada futbolunda böyle bir gelenek var. Genç yaşta teknik adamlık veriliyor. Steven Gerrard bakalım Rangers'ta ne yapacak? Shooting chance for him. He's going all the way. What a brilliant goal! Good strike. Wonderful, wonderful goal by Steven Gerrard. Morientes, Gerrard. What a goal! Here's Steven Gerrard. Great effort. What a wonderful goal by Gerrard. 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 Oh, what about that?
Bunlar Gerard'ın attığı gollerden sadece birkaçı ama imza golleri. Yani o özellikle o görüntüde yoktu. Olympiakos'a attığı bir gol var. O mucize sezonun son dakika golü. Yani iki farklı kazanması gerekiyor. Son dakikada yenik duruma düşüyor. Olympiakos karşısında Anfield'da Liverpool 3-1 biten maç. Steven Gerrard'ın son dakika golüyle başlayan bir hikaye. Sonrasında İstanbul zaten. 3-3 biten Milan finali ve Liverpool'un penaltılarla kupaya uzanması. Yapabilecek mi? Rangers, İskoçya Ligi'nde Celtic'in artık gölgesinde demeyelim. Bildiğiniz hani duvar gibi yıkıldı Celtic Rangers'ın üzerinde. Altında kaldı. Çünkü yaşadığı finansal sorunlar dolayısıyla alt lige gönderildi. Bayağı alt. Dört. Bayağı. Dördüncü lig. Yeniden toparlanıp geldi ama tabii ki o sarsıntı kolay kolay lig değiştirseniz de kadro kalitesi öyle bir anda değişmiyor. Evet. Biriktirmek gerekiyor. Deneyimsiz bir teknik adam olarak Steven Gerrard'ın önünde de çok zor bir görev var. Deneyimsiz bir teknik direktör. Hem oyuncuydu hem de İngilizlerin deyimiyle menajerdi. Adı Kenny Dalglish. Liverpool böyle şeyleri çok seviyor. Sahaya çıktı, FA Cup'ı aldı, başarılar getirdi. Ve Kenny Dalglish efsanesi devam etti. Adada senin de az önce söylediğin gibi bu düşünceler bayağı ön plana çıkıyor. Steven Gerrard'a bu görevi vermek Rangers için iyi bir hamle. Ben Rangers'ın son aylarına ve son durumuna baktığımda bütçesel problemlerini aşmış. Artık Celtic'i tekrar yakalayıp Celtic kadar başarılı olacak hamleleri yapmaya doğru dev adımlar yapmayı planlayan bir yönetim var Glasgow Rangers'ta. Bu yüzden de bütün dünyanın çok yakından tanıdığı, özellikle adanın da yakından tanıdığı ve sevdiği Gerrard İskoçya'da Glasgow Rangers'ın başına geçiyor. Burada amaç hem Gerrard gibi bir markayı takımın başına getirmek hem de ezeli rakibi Celtic'e artık gözdağı vermek. Ben de geliyorum çok diye. Çok parlak bir isim ama yani menajer olarak bunu konuştuk da aslında. Dalglish örneğini verdim ama. Dalglish'in ikinci gelişi. Sonra evet Dalglish şimdi zaman o kadar değişti ki Dalglish yeniden geldi Liverpool başına. Artık yeni döneme geliyoruz. Nagelsmann. Yakın geçmişte. Yani ilk yaptığı iki transferi hatırlıyor musunuz? Kenny Dalglish. Çünkü o dönem yine gol programında biz sevgili Güntekin Onay'la konuşuyorduk bu konuyu. Kimdi? Hatırlat. Bir Charlie Adam aldı. Evet. Bir 8 numara. Bir de 9 numara Carroll aldı. Fernando Torres'in satışından gelen paranın evet, bir kısmıyla. Çarçur etti. Yani Carroll klasik bir 9 numara ve Liverpool'u oynatmaya çalıştığı futbol açıkçası 30 sene öncesinin. Ya şişireyim ve peşinden koşayım futboluydu. Ya çok da başarısız oldu. Carroll'ı alırken kim hayal etti biliyor musun? Rush'ı. Yani hayal etti ama. Oyuncu meydana getirebilir miyim acaba diye. Rush gol makinesi vardı. Carroll'la evet. Öyle onu yakalayabilir miyim dedi. Fakat şunu unutmuş. Carroll topla beraber biraz içmeyi de fazla sevdiği için çabuk kayboldu Liverpool'dan. O olmadı. Yani şimdi aslında önümüzde çok çarpıcı bir örnek var. Hani Lampard'la eşleştirmeye çalışıyorum olayı. Çünkü aynı dönemin oyuncuları... Kendi kulüplerinde aynı etkiyi yarattılar hemen hemen. Lampard'ın kazandıkları belki biraz daha fazla olabilir. Yani ligde daha fazla kazandı ama ama çok çok denkler bence. Yani pek çok açıdan denkler. Oynadıkları mevki itibariyle. İngiltere milli takımında da problem oluyordu o. Aynen yaptıkları iş itibariyle. Şimdi bir tanesi Glasgow Rangers'a gidiyor. Artık Rangers sadece Glasgow kalktı. Öyle Rangers değil, FC'ye gidiyor. Evet artık öyle. Rangers FC'ye gidiyor. Yani İskoçya Ligi'nin iki kulübünden bir tanesi Rangers. Şu anda o tarihini arasa da. Diğeri ise Championship'te Derby County'ye gidiyor. Bence Lampard'ın çizdiği yol, Lampard'a çizilen yol bence daha doğru. Yani hiçbir deneyimi olmadan bir futbolcunun ne kadar üst düzey oynamış olursa olsun ben üst düzey bir takıma doğrudan hiçbir deneyim yaşamadan gelmesini pek doğru bulmuyorum. Soruyu deneyim vardı o ama zaman. Liverpool'da. Efendim? Altta biraz çalıştı Liverpool'da. Sadece o. Profesyonel takımda ya, çalıştı. U19. Evet. Ya doğru rota. Zidane'da nerede çalıştı? Castilla. Castilla'da. Şimdi Castilla'da aslında profesyonel bir takım. Bir alt ligi takım yani. İkisi aynı şey değil. Doğru rota sizce U17 mesela Tayfun Korkut'un yaptığı gibi bir şey mi? Yoksa Mauricio Sarri'nin ya da İtalya Ligi'nde genelde oluyor. Seri D, Seri C, Seri B böyle buralarda amiyane tabiyle debelendikten sonra üstte bir takım çalıştırmak mı yoksa gençlerle başlamak mı? İki olaya da karşı değilim. Günümüz futbolu. Yeter ki direkt A takıma değilim. Konulmasın diyorsunuz en üst ligden. Hayır karşı değilim diyorum. Yani çok iyi futbolcu futbolu bırakmış aradan 2 sene 3 sene geçmiş.
Ve bir anda Glasgow Rangers sizi çağırıyor ve sizi alıp başarıya imza atmak istiyor. Ona da karşı değilim. Sarri'nin ve diğer örneklerin, işte Nebil çok iyi bir örnek verdi. Alttan başlamak, Derby County, Championship'te, Premier Lig'de değil. Bence çok iyi örnek ama ben ikisine de karşı değilim. Ben karşı olduğum bir şey var, metot var. Yani işte az önce zaten ifade etmeye çalıştım. Senin sorduğun Almanya'da şu anda çok geçerli olan, daha onun sonuçlarını tam göremedik. Nagelsmann'lar. Onun sonuçlarını tam göremedik. Yani şimdi yani 17 yaş altı, 19 yaş altı takımlarının da çalışmanın amacı ne? Oyuncu çıkarmak üst yapıyor değil mi? O takımların evet. Doğrudan kupa kazanması, başarılı olması değil. O takımların hedefi bu. Ama A takımda hedef ne? Oyuncu kazandırmak değil, kupa kazanmak, başarılı olmak, sıralamada daha üst olmak, işte kümede kalmamak, kulübün hedefine göre değişiyor. O yüzden 17 yaşındaki bir oyuncuya yaklaşımla, ondan almaya çalıştıklarınızla, işte A takımdaki profesyonel bir oyuncuya yaklaşımınızı almaya çalıştıklarınız birbirinden farklı. O yüzden ben bu metodu pek doğru bulmuyorum. Bence doğru metot İtalyanların metodu. Alt liglerden ve hemen hemen bütün teknik direktörler bunu yapmıştır. Conte'si de dahil, Ancelotti'si de dahil. Bir tek burada şanslı olan Capello'dur. Direkt Milan'dan başlıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ya da Roma artı Milan yapıyor. Yok, Milan'dan başlıyor direkt. Çok istisna örneği vardır İtalya'da. Yani şu anda kalburüstü elit dediğimiz bütün teknik adamlar bir seri en kötü ihtimalle ikinci lig deneyimi yaşamıştır. O da yetmez. Öyle ikincilikten birinciliğe çıkardım. Hadi hemen Juventus'un başına geçeyim, yok. Arada bir orta sıra takımı alacak. Onu da başarılı yapacak. Ondan sonra Juventus, Milan, Inter, işte onların başına gelebiliyorsunuz. Bence en doğru metot o. O yüzden de çok fazla İtalyan teknik adam başarılı oluyor. Dünya değiştiği için. Şimdi Nebi gayet güzel anlattı. Ona da karşı değilim dedim. Ama geçen hafta adada, ya yani Britanya'da en çok konuşulan konulardan biri de 15 gün önce Gerrard'tı. Kaç gün? Tabii. Rangers da bunu hedefliyor zaten. Başarılı olmazsa da Rangers'la Gerrard yolları ayırdı denilecek. Bütün dünya yine bir 4 gün falan sosyal medyada ne oldu, neden oldu, özellikle İngiltere ve komşuları bunu değerlendirecekler. Çok konuşulmak istiyorlarsa Maradona'yı. Evet, yani Rangers'ın amacı değerdi. Maradona'yı yaptılar o işte. Olmadı. Kendisi İspanya üzerinden devam edecekti o antrenörlüğe. Maradona olmadı. Bir kulübe başkan oldu. Evet, Belarus. Belarus. Hem başkan hem teknik adam, öyle bir karışık. 3 yıllık başkan, hiç bunu da duymadım. Yani. Başkanla sözleşme yapıldı. 3 yıllık. Değil mi? Başkan seçilir veya evet. Atanır. Değil Siyo mi? Oldu bence. İşte ama başkan diye açıkladı. Prezident başkan diye açıkladı. Evet. Bir reklam aramız daha var. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Karma. Marcelo'nun oğlunu izledik. Real Madrid futbolcularla. Evet. Marcelo mu, Roberto Carlos mu? Ercan abi. Evet. Çünkü son neden? Zamanlarda evet. Roberto Carlos'un daha büyük bir futbolcu olduğunu inanıyorum ondan. Sen ne diyorsun? Ben de Roberto Carlos diyorum. Neden? Çünkü güncel konu şu anda LeBron James'in bu yaptıklarından sonra LeBron James mi, Michael Jordan mı diye konuşuluyor ya. Yani bence benzer birbirine. Benim nazarımda Michael Jordan Roberto Carlos'tan da büyük bir sporcudur. O ayrı ama hem Marcelo hem de LeBron James, birisi Roberto Carlos'un açtığı yoldan yürüyor. Bir hücumcu kanat beki olarak ilk bize öğreten o. Michael Jordan, LeBron James de Michael Jordan'ın açtığı yoldan dönüyor. Yani basketbol oyunu için Michael Jordan'ın ifade ettiği anlam NBA markasını parlatan, yani iflasın eşiğinde olan bir oluşum. NBA, David Stern gelmeden önce ve Michael Jordan'la birlikte pazarlaması yapılan çok ikonik. LeBron James'i şu anda ağzım açık seyrediyorum, o ayrı. Tabii canım. Ama Michael Jordan bir daha nasıl bir Senna, Michael Schumacher, yani başka tenis branşlarında, spor branşlarından da benzer örnekler verebiliriz. Bazılarının yerine adam konulamıyor. Evet. Usain Bolt.
Usain Bolt. Ama ya Usain mesela, Bolt bunun karşılığında hani Sergey Bubka'nın rekor geçilecek mi? Geçilebilir yani. Ya da Katerina Witt gibi birisi olabilecek mi bir daha? Çok Nadia Comaneci gibi Nadia Comaneci bir jimnastikçi izleyeceğiz mi? Öyle bir ya, gider ki bu. Sabaha kadar tartışırız. Simona Biles belki geçecek madalya sayısında. Belki o da puanlama sistemi değiştiği için belki aynı manzara ortaya çıkmayacak yani. Nadia Comaneci'yi efsaneleştiren bütün hakemlerden 10 tam puan alması ve şeye sığmaması. Skorboard'a evet, sığmadı aldığı puanlar. Artık öyle bir puantaj sistemi yok. Ama Nadia Comaneci bir daha kimse olamayacak. Fenerbahçeli Cemil olabilecek mi? Tatsız Kral Pele. Yok Pele. Ya, bir daha kimse de Pele olmayacak. Yani bir şey var, genç arkadaşlar bize bunları söyleyince kızıyor. Çünkü onların kahramanları, onların spor idolleri şu anda yaşayanlar ve en üst noktaya onu koyuyorlar. Ben gidip ona dediğim zaman bir daha kimse daha Michael Jordan olmayacak diye dediğim zaman ya ne anlatıyorsun amca bana diyor. Sana amca demeye başladılar mı Emir? Dediler. Eyvah. Bana amca dediler. Bence programı kapat artık. Bence de. Geçen de dediler. Amca dedi, hiç bozuntuya vermedim. Herhalde amca 40 yaşına gelince amca olduk. Yani demek istediğim herhalde insanlara anlattım. Onun için de Marcelo çok daha fazla kupa kazandı Roberto Carlos'tan. Belki Dünya Kupası kazanmadı ama kulüpler bazında. Real Madrid'de de daha uzun süre oynamış oluyor. Ama Roberto Carlos ya da Maradona ya da işte Michael Jordan... Daha özeller, bir de daha özel. Marcelo ilk olmak. Barthez'e Roberto Carlos'un attığı gibi bir frikik golü atsın. Ya yani bu Dünya Kupası'nda muhteşem frikik golü atsın, bir tartışırız bir akşam Dünya Kupası'nda. Peki. Sadece onu söyleyeyim. Evet, Dünya Kupası'nda da golde buluşacağız. Evet, bir cümleyle tamamlayayım belki. Çok özür dilerim. Belki de bu futbolun, sporun bu kadar endüstriyelleşmesi hikayeleri içinden eksiltti. Hikayeler içinden eksildiği için de Jordan'ın, Maradona'nın, Senna'nın hikayeleri bize şimdikilerin hikayelerinden daha cazip, daha çekici geliyor. Bu da tartışılabilir. İmza. Golün sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.